Selamlar. Bu kanalda yeni teknolojileri görmeye alışkın olduğunuzu biliyorum. Ama önüme düşen bu siyah beyaz videodaki alet bana oldukça ilginç geldi. Ve sizlerle de paylaşmak istedim. Video sonunda ise ufaklıklar için bir icat var. İlginçlikler en başta sürücülerin giyimi, kuşamı ve yaşlarıyla başlıyor. Emeklilikte güzel bir eğlence bulmuşa benziyor bu amcalar. Ve sanırım henüz eşofman icat edilmemiş. Neyse buna çok takılmayalım. Cihaza bakalım. 12 inç iki tekerlek ve merkezinden ayakkabıya sağlam şekilde sabitlenen bir mekanizma söz konusu. 12 inç tekerlekler pek çok yol şartı için gayet güzel bir sürüş imkanı verecektir ki zaten orman yollarında bile denge çubuklarının da desteğiyle adeta uçarak gidebiliyorlar. Tekerlekler bacak arasına konumlanmış. Böyle olunca tekerleklerin birbirine çarpma ihtimali çok artacaktır. Ayağın dış kısmında olsa daha rahat sürülürdü. Ama o zaman da şu akrobatik hareketleri yapmak zor olurdu sanıyorum. Bir de şunu söyleyeyim, bu yandan tasarım acayip yorucu oluyor. Merkezde olmuş olsa vücudunuzun ağırlık merkezini sağa sola gelecek şekilde eğmeniz yeterken bunda dönüşleri yapmak için bileğinizi çok zorlamanız icap ediyor. Bu amcaların özellikle öğrenme sürecinde birkaç saatlik sürüşten sonra yaşadığı ağrıyı düşünemiyorum. Diğer ilginçliği siz de hemen fark etmiş olmalısınız. Fren yok. Topukla fren yapmak da mümkün görünmüyor. Çünkü ayak yere o kadar yakın değil. Kontra gibi bir sistem olsa desek pek var gibi durmuyor ama belki de ayakkabı altında öyle yaylı bir mekanizma vardır. Bir ihtimal de tekerlekleri birbirine hafifçe sürtmek suretiyle yavaşlatmak olabilir. Sizin bir fikriniz varsa lütfen yorumlara yazın. Çünkü frensiz olma ihtimalini düşünemiyorum. Bu aleti sürmenin çok fazla pratik gerektirdiği net ve bu çaba takdire şayan. Bugün kullandığımız paten, unicycle, hoverboard gibi pek çok aletin böyle özgür ruhlu insanların çabalarıyla doğduğunu görmek de hayret verici. Şimdi de annesinin elinden tutmuş şu minik yavruya bakalım. Koştur koştur yürümeye minik ayakları dayanamayınca annesi hemen çantasındaki aleti çıkartıyor ve saniyeler içinde kurup ufaklığı veriyor. İki tekerlekli olduğu için ön arka düzlemde denge sorunu yok sağa sola yatma sorunu biraz olsa da hem ufaklığın oturağının merkeze konumlandırılması hem de annenin tuttuğu kol üstte ve merkezde olunca denge maksimize edilmiş. Üçüncü bir tekerlek olsa, sırt dayama yeri olsa, ayak öne doğru uzatılabilse gibi şeyler daha sonra düşünülmüş olsa gerek ki bugün bebek arabalarında ısıtma sistemi bile var. Teknoloji böyle gelişiyor işte. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.